Merhaba hanımlar, Ebeveyn Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel zarif bir yelek modeli anlattım. Kullandığım ip Kartopu Baby One'ın toz pembesi. Sizler istediğiniz herhangi bir ip kullanabilirsiniz. Alize Baby, Besna, Kolit Baby, Himalaya Bebelux gibi. İşte eğer bebeklere yapıyorsanız bebek iplerinden gidin, antibiyotik serilerinden. Şimdi hanımlar yeleğimi göstermek istiyorum. Böyle bağcıklı. Ve içinde bağcık yerine bu şekilde bir sistem yaptım. İlikli düğmeli. Bakın böyle düğmelediğiniz zaman içinde hiçbir katman belli olmuyor. Mesela buraya bağcıklı yapsaydım bağlamayla uğraşılacaktı ve dışarıdan birazcık ip falan gözükecekti. Ama bu sistem çok güzel. Bunu da anlattım güzelce ne. Kolları fırfırlı. Lavantalı ve çakma lavanta anlattım. Normalde lavanta yapayım dedim. Bayağı bir zorlandım. Dedim ki basit olsun, herkes kolaylıkla yapabilsin diye. Bunu iğneledim tabii, dikmedim. Bunu ben hırka niyetine anlatıyordum. Ama dedim yeleği de efsane olur. Önce yelek olarak yayınlamak istedim. Şimdi genişliğine bakarsak, zaten bunun genişliği her türlü, yani 1-2 yaş bebekleri olur. Bakın şu an mesela 27 santim gözüküyor. Ama bunda bağlamalı ve burasındaki ilik yerinin payını fazla verdiğim için rahatlıkla 1-2-3 yaşı kadar olur. Yani yani bunun genişliği ayarlanabiliyor, biliyorsunuz. Şimdi omuzdan da etek ucu, bakın 30 santim. 30 santim rahatlıkla, dediğim gibi 1, 2, 3. Hani siz biraz daha uzun yaparsınız mesela, işte 3 yaşa kadar bu yeleği giydirebilirsiniz. Sadece başlangıç sayıları birazcık farklı olacak. Ayarlayabilirsiniz. Zaten ilerleyen videoda anlattım. Kullandığım tığ numarası da 2,5 milim tığdır. 3 milim tığ kullanmak istemedim. Çünkü biraz böyle salaş, gevşek, bol gösteriyor. Ama mesela 2,5 milim tığ da kip olarak örgü güzelce ne düşürüyor. Şimdi toplamda 2 tane ip ucu ucuna yetti. Şimdi bu 1 yaş, şimdi 2 yaş yapanlar 2 tane ip yetmeyebilir. Çünkü kravize kapaklı olduğu için birazcık ip fazla yiyor. Şimdi hemen örgüye başlayalım. Şimdi hanımlar, hırka için öncelikle böyle bir parça öreceğiz. Bakın kravize olduğu için böyle 2 tane parça örmemiz lazım. Şimdi ben bir parçayı ördüm. Diğer parçayı göstereceğim. Toplam 40 tane zincir çekeceksiniz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Zincir çekerken sakın sıkı zincir çekmeyin. Böyle gevşek, birazcık rahat zincir çekmeye çalışın. Toplam 40 tane zincir çekip geliyorum. Şimdi hanımlar, benim yapacağım hırka 1 yaş. Tabii 2-3 yaş yapmak isteyenler 40 yerine 50 zincir çekecek. İşte 4-5 için 60 zincir çekecek. Bu şekilde ayarlamaya çalışacaksınız. Şimdi normal tel aldım. 1-2 tane zincir atlıyorum. 3. zincirden şimdi 1 tane trabzan yaptım. Tel aldım. Şimdi 1-2-3. 3. zincirin içinden girdim. Şu an 1, 2, aynı boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın 2 tane zincir atladım. 3. boşluğa 3 tane trabzan yaptım. Tel aldım. 1, 2, 3. İki,
ve 3. Zinciri, bakın komple zinciri bu şekilde dolduracağız. Bakın. Bunun gibi dolduracağız. Bitirirken de bir trabzan yapacağız. Mesela bakın burada bir tane zincir artmış. Bu sıkıntı değil. Bitirirken bir trabzanla bitirmeniz önemli. Diyelim sizde iki tane zincir kalmış olabilir. Bu sorun değil. Zaten bu kısımlara lastik yapacağımız için burası gözükmeyecek. Şimdi buradan buraya kadar, yani buradan buraya kadar aynı 3 tane trabzan yapalım. Bakın 1, 2, 3. Zinciri bu şekilde dolduralım. Sonra diğer sıraya geçelim. Evet. Şimdi bununla aynı eşit yaptım. Bakın burada da 2 zincir kalmıştı. Bunda da aynı şekilde. 11 tane üçlü, bakın, var sayınca. Şimdi bitirirken de bir trabzan ile bitirdim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bakın bir trabzan yaptım. Şimdi trabzanın tepesine bir trabzan. Şu boşluğa da 2 tane yapıyoruz. Köşeleri bu şekilde daha muntazam oluyor. Şimdi bir köşeleri bir tekli, üçlü, tekli, üçlü gideceğiz. Şimdi hemen bakın boşluğa 3 tane yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın hiç aralarda zincir yok. 1, 2, 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, geldik sıra sonuna. Şimdi boşluğa 2 tane yapıyorum. Şimdi bakın, trabzan tepesine bir tane. Bunu yapmamın sebebi daha muntazam düşüyor. Şimdi 2 zincir çektim. Ne yapıyorum? Hemen trabzanın tepesine bir tane. Çünkü 1, 3. 1, üçlü gideceğiz. Şimdi hemen boşluğa 3 tane. Dümdüz, hiç sağa sola kaydırmadan düz örmemiz gerekli. Bakın bir tane. Boşluğa geldim 3 tane. Bak, ikinci sırada ne yaptım? Trabzanın tepesine bir. Boşluğa 2 yapıp, bakın üçlü durdu. Bunlar tekli durdu. Şimdi boşluklara üçlü üçlü trabzanlar yapıyoruz. Bakın aynı buradaki gibi. Şimdi ben bu sırayı hemen bitiriyorum. Geliyorum. Şimdi geldik sona. Bakın bu boşluğa 3 tane yapıyorum. Hani karıştırmayın diye bu köşeleri göstermek istiyorum size. Bakın 3 tane yaptım. Şimdi bakın üçlü olduğu köşe. Şimdi buraya tekli yapacağız. Nasıl başladıysak o şekilde bitiriyoruz. Şimdi 2 tane zincir çektim. Şimdi ne yapıyorum? Bakın tekli olduğu için şimdi üçlü yapacağım. Bir trabzan. Şimdi bu boşluğa 3 tane, pardon, 2 tane, bakın yapıyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Şimdi toplam kaç adet bu şekilde örmeniz gerektiğini göstereceğim. Sonra kestirme yapacağız. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 sıra dümdüz örüyoruz. 9. sırada kestirme yapacağız. Ben size bu kestirmeyi göstereceğim. Şimdi 2 yaş yapanlar işte 10 sıra ya da 11 sıra örsün.
3-4 yaş yapanlar işte 14 sıra, 15 sıra bu şekilde bu parçayı örmek zorunda. Çünkü büyük yaş grubu yapanlar işte 2-3 yaş yapanlar. Şimdi bunu ben 40 başladım, siz 50 başlayacaksınız. İşte 4 yaş yapanlar işte hani 60 başlayacaklar. Buradaki sıra sayısı da, bu düz olan sıra sayısı da yani ikişer üçer artmak zorunda. Hatta 4 sıra bile olabilir. Bu mesela böyle bir parçayı bir kıyafetin üzerine koyup ölçü alabilirsiniz. Şimdi size göstereceğim. Şimdi elimde böyle bir hırka var. Sizin çocuklarınızın işte hırkası, penyesi, bluzu, siviti o gibi ürünlerden, kıyafetlerden ölçü alabilirsiniz. Şimdi şöyle bir hırka böyle üst üste gelsin. Bu elimdeki hırka da zaten 1 yaş için, hatta 1,5 yaş için bu hırka. Şimdi bakın, kravize kapaklı olduğu için bakın omuz detayı burada, fark ettiyseniz. Buraya zaten lastik gelecek. Şimdi buradan bağcık, diğer parçayı buraya yerleştireceğim. Mesela bakın boyu tam oldu. Buradan zaten lastik olacak. Şurası da lastik olacak. Şuradaki bir parça lastik olacak. Bu şekilde alın parçayı, böyle ürünün, bir kıyafetin üzerine koyun. Zaten diğer parçayı ördüğümde bunun altına gelecek, kapak şeklinde birbirinin üstüne gelecek. Bu şekilde yaparak bu parçayı büyütün. Şimdi bu parçayı ben buraya kadar örüyorum, geliyorum. Şimdi hanımlar, 9 sıra ördükten sonra kestirme yapacağız. Şimdi bakın, burası ön parça. Burası ters yüzü. Bunu örerken buradan sonra trabzan yaptım. Bakın. Bunu bitirdim. Trabzan yaptım. Normalde bakın, burası tekli trabzan, burası üçlü trabzan olacaktı. Ama üçlü yapmayıp tekli yapıp hemen buraya boşluğa atladım, üçlü yaptım. Şimdi aynı şekilde bunu yapacağız. Şimdi hemen gösteriyorum. İpim bitmiş, hemen ip takıyorum. Şimdi bakın, kestirmeyi göstereceğim. Her sırada kestirme yapacağız. Bakın boşlukta 3 tane yaptım. Normalde buraya 2 tane trabzan, tepesine 1 tane trabzan yapacaktık. Ama biz bu boşluğu atlayıp hemen trabzanın tepesine 1 tane trabzan yapıyorum. Zincir çektim. Şimdi zincir çektikten sonra bakın, bu trabzanın tepesine, şunun tepesine bir tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi ne olacaktı? Bu boşluğa 2 tane yapacaktık. Yapmıyoruz. Buraya atlıyoruz. Hemen üçlünün yanındaki boşluğa atlıyoruz. Bakın bu şekilde ayarlıyoruz. Yani bir trabzan yapıp hemen üçlünün yanındaki boşluğa atlıyoruz. Bu sırayı bitirelim hemen. Sonra diğer tarafı atlama yapmıyorsunuz. Bakın diğer tarafta burası dümdüz. Böyle sırasıyla devam ediyorsunuz. Sadece burada atlama yapacaksınız. Bakın burada da aynı şekilde yaptım. Bakın geldim, bitirdim. 9. sıra burası. Bir trabzan. Şimdi 2 zincir çekip hemen bir trabzanın tepesine bir tane battım. Sonra buradaki boşluğu atlayıp buraya geldim. İkinci boşluğa 3 tane yaptım. Her sırada bir trabzan yapıp ikinci boşluğa 3 tane trabzan yapacaksınız. Bakın toplamda kaç sıra örmüşüm size göstereyim. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane, 14 ve 15. 15 tane kestirme yaptım. 1, 2, 3. 3 sırada kestirme yapmadan düz ördüm. Şimdi hemen bu elimdekini bir iki sıra daha size göstereyim. Bakın şimdi burayı karıştırmayın diye. Bakın burası kestirme köşesi. Burası normal düz.
Devam ediyoruz böyle. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Dümdüz. Hani bakın üçlü şu an tekli ilerliyoruz. Hani karıştırmayın diye buraya da göstermek istedim. Şimdi döndüm. Burası yan kısımları. Hırkamızın yan. Koltuk altı kısmı. Şimdi boşluğa iki tane trabzan yapıyorum. Bakın. Şimdi buradan buraya kadar gelelim. Kestirmeye göstereceğim. Evet, bakın geldim. Hani dedim ya size ikinci boşluğa. Bakın ikinci boşluktayım. Tel aldım. Hemen bakın boşluğa batmıyorum. Trabzanın tepesine. Bir tane trabzan yaptım. Şimdi iki zincir çektim. Ne yapıyorum? Döndüm. Tekrar bir trabzan. Bakın. Birinci boşluk, ikinci boşluk. İkinci boşluğa toplam 3 tane yaparız. Şimdi daha iyi ve net anlaşılmıştır umarım. Bu şekilde kestirme yapacağız. Şimdi 2-3 yaş yapanlar burada 14 galiba. 14 sıraydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sıraydı. 14 ya da 15. Hani fark etmiyor zaten. Pek bir iki sıradan. Diyelim ben 15 sıra kestirme yaptım. 2 yaş, 3 yaş yapanlar diyelim 18 sıra kestirme yapsın. Yani bu hırkanın boyutuna göre kestirme yapacaksınız. Yani şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bu parçayı aldım. Yakayı. Şimdi kestiriyorum. Kestiriyorum, kestiriyorum, kestiriyorum. Mesela bu büyük bir hırka olsaydı kestirmeye devam edecektim. Mesela 50 santim, 50 zincir çeken, 60 zincir çeken kestirmeye devam edecek. Yani diyelim bu 15 kestirme. Siz 18 kestirme, 20 kestirme yaparak omuza kadar çıkacaksınız. Mesela yaptınız. Şimdi omuz detayı zaten böyle hemen hemen 6 santim işte 8 santim oluyor burası. İşte 8 santim olana kadar ya da kıyafetin omuz kısmını bu şekilde olana kadar kestireceksiniz. İşte ben büyük yaş çalışmadığım için sadece işte videolarda çok soruyorsunuz nasıl yapmalıyım, nasıl işte kestirme yapmadım diyorsunuz. İşte ben sayı bilemiyorum ama kalıp olarak kıyafet kullanırsanız rahatlıkla bu hırkayı ortaya çıkartırsınız. Hani tamamıyla tahminen söylüyorum. Şimdi ben 15 yaptım, siz 18, 20, işte 25 santim, 25 kestirme yaparak omuza kadar ulaşabilirsiniz. Şimdi böyle kestirme yaptıktan sonra düz işte 3 sıra öreceğim. Şimdi hemen kestirmemi yapıyorum. Siz de kestirmenizi sadece bu tarafta yapıyorsunuz. Bakın bunun kestirmesi de bakın trabzanların ön yüzü, parçamızın ön yüzü. Bu da böyle üstüne gelecek. Bu şekilde ayarlayacağız. Bakın böyle üst üste gelecek. Böyle devam edeceğiz. Kestireceğiz bu şekilde. Şimdi bunu bitireyim. Hemen geliyorum. Evet, son kestirmemi yaptım. Şimdi hiç kestirme yapmadan düz öreceğim. Onu da göstermek istiyorum size. Boşluğa batıyoruz. Köşeye bakın geldim. Normalde buraya direkt trabzan yapacaktım ama iki tane trabzanı yapıp sonra tam trabzanın biritine trabzan yaptım. Döndüm. Şimdi bir trabzan boşluğa 3 tane. Bakın kestirmiyorum şu an. Normal düz örüyorum. Burası zaten omuza gelecek.
Şimdi bakın bir başlamıştım, bir bitiriyorum. Şimdi son sıramı örüyorum. Şuraya bir tane yapıyorum. Boşluğa iki tane. Bu şekilde son sırayı da yaparak bitiriyoruz. Şimdi arka parçayı da aynı bu şekilde yapacağız ama orada kestirme yapmayacağız. Sadece anlatacağım ben size kaç zincir çekmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Ve omuz bu şekilde bitiyor. Bakın. Şimdi şöyle bakın üst üste gelecek şekilde ayarlıyoruz. Böyle. Mesela daha diyelim küçük yaş gruplarına göre birbirine yakın da yapabilirsiniz. Şimdi arka parçaya geçiyoruz. Şimdi hanımlar bakın düz parçada arka aynı şekilde olacak. Toplam 55 tane zincir çektim. Şimdi ben bu parçayı göstermeme gerek yok. Aynı buradakinin altı gibi başlayacaksınız. Dümdüz öreceksiniz. Şimdi bakın birlen başladım. Bir trabzan yaptım. 55 zincir çekmiştim. Bakın kaç tane üçlü trabzan olduğunu söyleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 üçlü trabzan ve köşelerindeki birer trabzanla 17, 18 diyelim. 55 tane zincirin üzerine ekledim. Şimdi diğer yaş grupları için diyelim 2-3 yaş yapanlar işte 55 ise 65, 75, 85 o şekilde bu arka parçanın zincirini çekecek. Şimdi bu parçayı ön parçanın boyutuna göre ördüm. Sadece burada bir omuz detayı var. Bir sıra örülecek. Bakın bir sıra bu şekilde omuz detayı örülecek. Şimdi toplamda kaç sıra ördüğümü sayacağım. Hemen ben sayıp geliyorum. Şimdi ön parçayı toplamda 27 sıra ördüm. Arka parçayı omuz içinde 27 sıra olacak. Yani 26 sıra ördükten sonra omuz detayı ile birlikte 27 sıra olacak. Şimdi bunu buradan direkt ördüm. Şimdi bu omuz payını da iç kısımdan öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Şimdi 1, 2, 3, 4. Buradan ipi takıyoruz. Şimdi normal üçlü üçlü örüyorum. 2 zincir çektim. Bakın üçlü üçlü örüyorum. Bu sırayı hemen buraya kadar getirelim. Şimdi arka parça omuz sırasını ördük. Şimdi ön parçasını birbirine ekleyeceğiz omuz kısımdan. Şimdi ön yüzleri birbirine bakacak. Ters kısımları dış taraftan olacak. Şimdi omuzu ördüğünüz ipi kopartmayın. Şimdi buraya bir zincir çekelim. Şimdi bakın ilk trabzanın biritinden arkadaki pardon ön parçanın da biritinden girdik. Tel alıp çıkıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum. İsterseniz sık iğne de yapabilirsiniz. 4 zincir de bu şekilde yapıp birbirine birleştirebilirsiniz. 1 2 3 4 Bakalım bir. Eğer normalde güzel durur. Bu şekilde de yaparsanız. Ama sık iğne de olabilir. 1, 2, 3, 4. Ve omuz detayını bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi diğer omuzu da aynı bu şekilde birleştireceksiniz. Bakın. Birleştirdiğimde bu şekilde oldu. Ama bir de sık iğne tekniği uygulayalım. Bakalım nasıl olacak. Her iki türlü sık iğne yapabilirsiniz.
Evet, ister sık iğne, ister zincir yaparak buğumuzu birleştirebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kaldı. Evet, omuzu da bu şekilde birleştirelim. Sonra diğer omuzu da birleştirelim. Devam ediyorum ve böyle bir tane de böyle. Evet, bu şekilde birleştirdim. Bakın böyle de oluyor. Hani her türlü sizin tercihinize bağlı. Şimdi gelelim diğer omuzu da birleştirelim. Sonra yanlara geçeceğiz. Şimdi yanlarını birleştireceğiz. Kol genişliğini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben alttan yukarı saydım da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O dördüncü sıradan zaten işaretledim. İpi takıyorum. Böyle düğüm yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi bakın zaten hep eşit şekilde üst üste geliyor. Bakın üçlüsü, üçlü trabzanlar üst üste, tekliler üst üste geliyor. Şuradan sık iğne yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın hemen buranın altından, bakın arkadaki kısmın altından şöyle göstereyim. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi bakın tekli trabzan, arkadaki de tekli trabzan. Şu hemen dibinden bakın böyle böyle sırayla kaydırmadan bunları bu şekilde birleştiriyorsunuz. Şimdi hemen birleştirip geliyorum. Buradan aşağıya kadar birleştirin. Bakın şimdi yanları birleştirdik. Yeleğimiz ortaya çıktı. Aslında hırka. Şimdi şu altına lastik yapacağız. Yapmadan önce alt kısmı toparlayalım. Şimdi bakın bir trabzandı. Hani yukarı doğru örerken ne yapmıştık? Buraya bir trabzan. Bir trabzan. Boşluğa iki tane. Bir sıra bu şekilde gidelim. Devam ediyorum. Bakın böyle üçlü üçlü hiç trabzan falan yapmadan bakın boşluklara bakın böyle gidiyoruz. Bunun üzerine lastik kuracağız. Böyle bakın komple çevresine değil pardon altını bakın şuradan böyle buraya kadar gelelim. Ondan sonra lastik yapacağız. Şimdi hanımlar bu alt kısmını bakın düz ördüm. Üçlü üçlü. Sonradan aklıma geldi. Komple bu bunun çevresini lastik yapalım. Hiç ayrı gayrı lastik olmasın. Bütün bir şekilde bakın şöyle göstereyim. Altından kenarları böyle komple yakası lastik olsun. Onun için kenar kısmını şimdi son üçlüyü yaptım. Şimdi şurası köşe kısmı. Bakın bu köşe kısmına 1, 2, 3, 4 lastik yapacağımız için 5 ve 6. Toplam tam böyle trabzanın tam bakın zaten son zincirin boşluğuydu, biritiydi. Oraya toplam 6 tane yaptık. Şimdi geldik bu kısma.
Buraları ikişer ikişer yapacağız. Üçlü ben yaptım, denedim. Marullandı. Ama iki tane trabzan yaparsak güzel oluyor burası. Şimdi göstereceğim. Bak bu tek trabzan. Şu zincir olan yerden, zincir olan kısımdan girdim. Trabzan yapıyorum. Bir, iki. Hemen yanına geldim. Bir, iki. Bu şekilde 2-2 yapacağız. Bu alt kısmı mecbur 3 yapmak zorundaydık. Çünkü buranın desen yeri farklı. Buradaki kenar oyası da farklı olduğu için 2-2. Üçlü yaptığımda kötü oldu. Söktüm. Şimdi bakın. 1, 2. Şimdi kravize olan bölüme geliyoruz. Bakın kestirme olan yer. Geldik. Şimdi burası kestirme. Buradan sonrası kestirme oluyor. Buraya 4 tane yapıyoruz. Kestirme direkt zaten. Burası normalde burada artırma olacaktı. Şimdi geldik. Hemen bu boşluğa 2 tane. Şimdi geldik buraya 2 tane. İki iki gidiyoruz. Şimdi yaka kısmına geleceğiz. Bakın bu köşe olan yeri 4 tane. Aynı yere 4 trabzan yaptım. Çünkü burasını keskin göstermemiz gerekli. Hatta 5 tane de yapabiliriz. Ya da 6 tane mi yapsak? 6 tane yaparsak daha iyi olur. Çünkü lastik gideceğimiz için orasını güzel şey yapsın. Güzel dönüş olsun. 6 tane yapalım buraya. 3, 4, 5 ve 6. Evet, bakın 6 tane yaptığımda daha güzel ve keskin bir dönüşü oldu. Burada da 6 yapmıştık. Şimdi aynı devam ediyoruz. 1, 2, 1, 2. Bu şekilde şu yakaya kadar bak. Buraya kadar gelelim. Şimdi oradaki örülmeyi de göstereceğim size. Böyle omuza kadar örelim. Bakın şöyle. Bakın 2-2 gittim. Burası da 2-2. Sadece burası üçlü üçlü olmuştu. Yani alt kısmı etek ucu üçlü üçlü olmuştu. Şimdi bunu devam edelim buraya kadar. Bakın omuz yerine yaklaştım. Şimdi 1, 2 devam ediyorum. Şu an burası omuz. Şimdi şu ek yeri de 2 tane yapıyorum. 1, 2. Şimdi arkanın sadece bir tane omuz sırası vardı ya, oraya da 1, 2 örüyorum. Bakın şimdi geldik. Bakın 3 düştü. Şimdi şu arka kısım. Bakın burası arka. Şöyle göstereyim. Şimdi buraya 1, 2, 3.
Bir, iki, üç. Buraya üçlü yapmak zorundayız. Eğer iki tane yaparsak kasar, burası gerilir. Onun için diğer omuza kadar üçlü yapıyoruz. Evet, bak geldik. Zaten bundan sonrası aynı diğer taraf gibi yapacağız. Bakın üç üçlü geldim. Evet. Şimdi geldik. Ne yapmıştık? İkili. Şimdi omuz kısmına girdiğimiz için iki tane yapıyoruz. Ek yere yapmıştık iki tane. İkili ikili aşağı doğru gidiyorsunuz. Buradaki yere altı tane, bu köşeye de altı tane yapıp bitireceğiz. Bakın. Aynı buradaki işlemi bu tarafa da yapıyoruz. Evet, geldik şimdi köşeye. Bakın zaten bu köşede bir tane var. Biz buraya 5 tane daha yapıp 6'ya tamamlayacağız. Beş. Bakın köşeye 5 yaptım. Buraya da 6 yaptım. Zaten burada bir tane vardı. 6 oldu. Ve bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi iki zincir çektim. Lastik yapacağız. Lastik için bakın tel aldık. Bakın ilk öndeki trabzanı şöyle boşluktan girdim, tel aldım. Normal trabzan yapıyorum. Şimdi arkadan bu şekilde aldım. Bakın trabzanın orta direk kısmı. Bir önden, bir arkadan alacağız. Bu şekilde komple çevresini yapacağız. Hiçbir farklı işlem yok. Köşelerde de geldiğimiz zaman aynı bu şekilde örmeniz gerekli. Bakın. Böyle komple çevresini, bakın. Buraları, her yeri, bu çevrenin her yerini bir önden bir arkadan yaparak bitirelim. Sonra ikinci sıraya geçeceğiz. Bakın. Şimdi köşeye geldim. Köşedeki lastik yerini göstermek istiyorum. Bakın bu köşede de lastik yaptım, döndüm. Bakın burada da sırayla tabii örüyorsunuz. Burada hiç farklı bir işlem yok. Şimdi devam ediyoruz. Burası köşe şimdi. Bakın önden bir, arkadan bir alıyoruz. Böyle devam ediyoruz sanırım. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Bakın şu an köşeye dönüyorum. İyi ki 6 tane yapmışız. Yoksa burası gergin dururdu. Bakın. Rahat duruyor bu şekilde.
Şimdi buradan buraya kadar gelelim. Evet, son trabzanları da lastik yapıyorum. Şimdi bakın bitirdim. Hemen ilk trabzanın biritinden tel aldım, direkt çıktım. Şimdi iki zincir çekiyorum. Son sıramı lastiği yapıyorum. Bundan sonra daha örmeyeceğim. Tabii siz lastik sırası daha kalın olmasını istiyorsanız bir iki sıra daha atabilirsiniz. Bakın öndekini önden, arkadaki trabzanı arkadan alıyorum. Bu şekilde komple çevresini dönüyoruz ve bitiriyoruz. Bakın böyle devam edelim. Bakın ikinci sıra. Öndeki trabzan önde, arkadaki arkadan. Bu şekilde. Dilerseniz bu ikinci sıra gittikten sonra üçü de yapabilirsiniz. Ya da iki sırada da bitirebilirsiniz. Sonra ben önce bunu yelek olarak anlatacağım. Sonra başka bir videoda kol olarak anlatacağım size. Şimdi bunun komple çevresini bitirelim. Omuzlarına geçeceğiz. Evet hanımlar, bakın lastik yerine gittim. Çok güzel oldu. Dilerseniz 3 sıra daha yapabilirsiniz lastik. Şimdi kolunu göstereceğim. Kolu çok basit. Fırfır detayı ekledim. Hemen bakın bu boşluktan ipi takıyorsunuz. Düğüm yapalım. İki zincir çekip bu boşluğa toplam 8 tane trabzan yapıyorsunuz. 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi buradaki üçlü trabzanı atlayıp buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir sekizli, bir üçlü yapacağız. Geldik bu boşluğa. Şimdi buraya 8 tane trabzan yapıyoruz. Şu an 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi geldik. Bakın bunu atlıyoruz. Buraya batıyoruz. 3 tane yapıyoruz. Bir üçlü, bir sekizli. Komple çevresini gidiyoruz. Bakın bunun komple çevresini eşit şekilde gidiyoruz. Evet, şimdi bakın geldik. Buraya 3 tane yapıyoruz. Üç. Ve ilk trabzanın tepesinden birleştirdim. 2 zincir çektim. Şimdi bir çift bir tek yapacağız bu sekizlide. Yani bir trabzan aynı yere iki trabzan. Şimdi bir trabzan iki trabzan. Yani bir iki tane trabzan bir trabzan. Bakın bu sekizli yaptığımız yere bir çift trabzan bir tek trabzan yapacağız. Bakın 2 1 2 1 şimdi 2 1 yani toplam 4 tane çift olacak. Bakın 1 2 3 4. Şimdi bu tekli olan yere geldiğimiz zaman birer birer yapıyorsunuz. Birer. Şimdi bakın 8'liye geldim. Şimdi çift yapıyorum. Çift. Şimdi tek. Çift. Tek. Bu şekilde komple
Bakın çevresine gidelim, gelelim. Ondan sonra sık iğne yapacağız. Evet, bakın son geldim. Şimdi birleştiriyorum. Trabzan'ın tepesinden girdim. Direkt çıkış yaptım. Şimdi komple çevresine sık iğne yapacağız. Bu şekilde son sıraya gidip kol kısmını bitiriyoruz. Böyle devam edelim ve bitirelim. Evet, bakın kolları bitirdim. Çok güzel oldu. Zaten bu videodan sonra da hırka olarak anlatacağım sizlere. Şimdi bakın böyle kemer yapacağız. Bağlama yeri. Bu iç kısmı da aslında bağcık düşünüyordum. Ama sonradan aklıma geldi ki buraya düğme dikip buraya da ilik yeri gibi bir trabzan yapıp hani istediğinden ayarda yapılabilir. Hani bağcık yaptığımız zaman üst kısımdan gözükecek. Onun için buraya ilik yapacağız. Buraya düğme dikeceğiz. Buraya ilik ayarlayacağız. Şimdi şunları şöyle getirelim. Buradan zincir hemen ipi takıyoruz. Zaten burası bakın eklediğimiz yer zincir olan. 20 tane zincir çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane zincir yeterli olacaktır. Biraz yakınlaştırayım. Çünkü böyle katladığımız zaman bakın şöyle bakın yeterli oluyor. Normal şimdi bu zinciri trabzan dolduracağız. Çok basit. 1, 21, 22 tane çekiyoruz. Çünkü 2 tanesi eksiliyor. Normal bakın trabzan yapıyor. Zincirleri trabzan olarak dolduruyorum. Bu teknik daha güzel. Bağlamadan ziyade. Normal ben buraya ince bir zincir yapacaktım. Buraya da bir zincir yapacaktım. Ama dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Ama sürekli bağlamaktansa böyle hemen ilikleyip hani çocuk daha rahat kullanabilir. Ve alt katma hani bu yeleği giydiği zaman da altından bir katman oluşmayacak. Komple bu zinciri dolduralım hemen. Bu kadar yani işlem. Bunu buraya doldurup bitireceğiz. Evet, bakın son zinciri de trabzan yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Şuraya bu şekilde çıkış yaparak ve bitiriyorum. Bu kadar. Bu işlem bu kadar. Sonra ipleri temizleyeceğim. Şimdi hanımlar buraya bir tane burnun içinden geçecek şekilde düğme dikeceğiz. Bu işlem bu kadar. Mesela şöyle gerebiliriz. Bebek külü aldıkça mesela geniş tutabiliriz. Bu yöntemde de çok avantajlı bir teknik oldu. Şimdi bakın bu kemer nasıl yaptım? 5 tane trabzan. Ben önce bir sık iğne yaptım. Sonra yalancı trabzan yaptım. Delikli durdu. Ama şunu trabzan olarak yaptığımda daha güzel oldu. Şimdi bu kemeri yaparken isterseniz 2 milim tığ ile örün. Çünkü deliksiz düşmesi lazım. Daha muntazam olması için. Şimdi hanımlar sağ kapak üst kısma geldiği için şöyle göstereyim, biraz uzaklaştırayım. Bakın sağ kapak üst kısma geldiği için bakın iç kısımlar boş, burada bağladık.
Sağ kapak da üste geldiği için tam şu koltuk altından trabzan çıkartacağız. Zaten bu kolay. Hemen ayarladım. 5 tane trabzan yaptım. Üst üste örerek 5 5 giderek uzun bir kemer yaptım. Uzunluğu size bağlı. Şimdi bu koltuk altından nasıl çıkartmak zor olduğu için burayı size göstermek istedim. Şimdi şöyle eşit şekilde yaptığım zaman bakın şurası oluyor. Zaten ek yeri burası. Bakın. Şöyle yaptığımda evet. Ekleme yeri burası. Normal. İpi çekiyorum. Şimdi ben bir tığımı değiştireceğim. Şimdi bu tığ arasındaki iki farkı da söylemek istiyorum. Klover tığı 2,5 milim ama bu tepesi biraz ince olduğu için deliksiz örüyor. Tulip tığı da çok güzel. Bu biraz delikli örüyor. Bunu da beyaz örgü örerken fark etmiştim. Şimdi bu örgüyü böyle deliksiz olması için bu tığla örmek istiyorum. Ama elinizde 2,5 milim varsa 2 milim varsa 2 milimle de örebilirsiniz. Şimdi böyle bakın bir gelişi güzel sırayla batıyorsunuz. Şöyle uygun gördüğünüz yere şu an 3 tane yaptım. 4 ve 5. Bakın 5 tane yaptım. Şimdi 2 zincir çektim ve dönüyorum. Bu şekilde kemer yapıyoruz. İstediğiniz uzunluk olabilir. Biraz uzun yapın ki böyle bağlarken fiyonk şeklinde bağlamanız için. Ben işte rahat bir 30 sıra ördüm. Kemerimiz oluşmaya başladı. Bakın. Büyüyor bu şekilde. Uzuyor. Bu kadar hırkamız. Süslemesini de ayrı videoda anlatmak istiyorum. Çünkü video çok uzun oldu. Onun için başka videoda bunu yayınladıktan sonra zaten süslemesini de anlatacağım. Bakın süslemesi de böyle. Aslında ben lavanta yapacaktım. Lavanta baktım bayağı bir zor. Size çakma lavanta anlatacağım. Çok da basit. Böyle zorlanmadan hemen yapabileceksiniz. Şimdi ben bu yeleği bitirip geliyorum. Evet hanımlar bakın yeleği bitirdim. Şöyle göstereyim. Bakın içine düğme diktim. Daha içini temizlemedim. Ama temizleyeceğim. Bakın. Buradaki detay çok güzel. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bak, şuradan bol gevşetip daraltıp yapabilirsiniz. Bu şekilde yeleğimiz. Lavantasını da bakın çakma lavanta yaptım. Ben bunu bu videodan sonra yayınlayacağım ya da önceden yayınlarım. Şöyle çakma bir lavanta yaptım. Bunu böyle iğneliyorum. Sonradan dikeceğim. Böyle güzel bir zarif bir yelek oldu. Arkası da bu şekilde. Ve yeleğimiz bitti. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Birlikte büyüyoruz. Yeni farklı modeller gelecek inşallah. Şimdiden herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.